güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bugün ani misafir kurtarıcım olarak gördüğüm bir poğaça tarifiyle karşınızdayım. Ben bu poğaçaya bayılıyorum. Çünkü bir çay bardağı sıvı yağla hem de mayasız böyle ağızda dağılan harika bir poğaça. Umarım siz de beğenirsiniz. Lafı fazla uzatmadan hemen yapımına başlayalım. Bir paket yani 200 mililitrelik bir sıvı krema ile başlıyoruz. Bu sıvı krema poğaçamıza harika bir tat veriyor. Ve sadece bir çay bardağı sıvı yağ kullanıyoruz. Ben ayçiçek yağı kullandım çünkü kokusuz oluyor, daha hafif oluyor. Bir yumurtanın sarısını ve beyazını ayırdım. Sarısını üzerine sürmek için ayırıyorum. Beyazını da hamurumun içine katıyorum. Bir çay kaşığı kadar tuz. Bir pakette kabartma tozu koyuyorum. 3 su bardağı un kullanacağız ama unu her zaman dediğim gibi kontrollü kullanıyoruz. Çünkü un farklılık gösterebilir. Biraz sonra hamurun zaten kıvamını göstereceğim. Şöyle 2 su bardağı koyduktan sonra 3. su bardağını kontrollü olarak ilave ediyorum. Çok azıcık da tezgahta yoğuracağım. Harika bir hamur oluyor. Gördüğünüz gibi malzemeler bu kadar az. Yumuşacık böyle ağızda dağılan harika bir poğaça. Kolay kolay da bayatlamıyor. O yüzden çok seviyorum. Benim hayat kurtarıcı poğaçam, şipşak poğaçam. İşte gördüğünüz gibi hamur böyle yumuşacık bir hamur fakat ele yapışmayan bir hamur. Şimdi şöyle mandalina büyüklüğünde parçalar koparıyorum ve yuvarlıyorum. Ve ortasını bastırıyorum. İstediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz. Ben beyaz peyniri çok yakıştırıyorum. Peynirli poğaça zaten vazgeçilmezim. Şöyle bohça yapalım ve tekrar yuvarlayalım. İşte bu kadar. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine diziyorum. Şimdi hepsini aynı şekilde yapacağız. Poğaçalarımızın hepsini yaptık ve dizdik. Şimdi ayırmış olduğum yumurta sarısına birazcık zeytinyağı koydum. İsterseniz süt koyun, isterseniz biraz su koyun. Hafif inceltin ki daha rahat sürülsün. Şimdi üzerleri altın sarısı olsun diye hepsini yumurtalıyorum. Üzerlerine bir şey koymak zorunda değilsiniz ama ben kavrulmuş susamı çok yakıştırıyorum. Çörek otu da kullanabilirsiniz veya dediğim gibi hiçbir şey koymak zorunda da değilsiniz. İster böyle bırakın, isterseniz benim şimdi yapacağım gibi şöyle bir artı çizin. Böylece ortadan hafif böyle açılıyor. Görüntüsü daha da güzel oluyor. Puf puf çok güzel görünüyor. Şöyle kesiyorum. Ve şimdi 200 derecede önceden ısıtılmış fırına gidiyor üzerleri kızarana kadar. İşte üzerleri gayet güzel kızardı. Harika piştiler ve nefis kokuyorlar. Lezzeti de harika. Ağızda dağılan müthiş bir poğaça. Sıcakken başka güzel, soğukken bile çok güzel. İşte benim ani misafir kurtarıcı poğaçam böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak, bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane de böyle zil resmi var. Eğer onu da tıklarsanız ben yeni bir video paylaştığımda hemen size bildirim gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.